Mia ve Zeyd Efendi yine sahnedeler. Mia'nın beni sev diye yakarışları Zeyd'inse onu sevme beni sev diye bakışları. Allah Mia'ya. Şimdi şöyle oturalım. Zeyd'i görüyorsanız küsüyor. Gel bakalım Mia şu. Otur buraya. Otur. Tamam. Ya böyle bir evlat yok ya. Bu kızın dilini ağzına sokuyorsun ya. Ne yediyse çok kötü kokuyor. Çok kötü bir tat var dilinde. Şimdi karşıya oturalım. Zeyd'i çatlayalım. Mia dışarıya çıkalım diyor. Ya şundaki iriliğe bir bakın ya. Çok iri ya. Çok iri. Ayaklar. Şu an kamera tam göstermiyor ama şöyle bakın. Zeyd gibi iki tane neredeyse. Zeyd küstü tabii. Ben Mia ile ilgilenince. Umurunda değil şu anda. Yani ne yaparsanız yapın. Ben sizin, siz benim umurumda değilsiniz havasında. Miaş. Aferin. Şivayı düzgün bir şekilde kapattım. Mia otur kızım. Otur oraya. Otur. Otur. Tamam. Mia çok hiperaktif bir borbeol. Çok hiperaktif. İnanılmaz. Zeyd'i görüyorsunuz. Zeyd hemen küs bir evlat. Çok fazla düşünceli. Zeydo. Zeydo. Şu saatte yani bu şekilde bağırdığımda, seslendiğimde bana dönmeyecek bir hayvan değil. Ama Mia ile ilgileniyorsun sen. Sana bakmak istemiyorum. Havasında şu an. Zeydo. 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 Allah Mio'ya. Ah Mia'm benim. Ah Mia'm. Dilindeki mühür. Bazı köpeklerde bu oluyormuş. Çok iri bir hayvan ya. Beni şaşırtan bu. Çok iri. Ve boğazı da çok iyi. Oh Mia ya. Ah Mia. Şimdi arkadaşlar. Shiva çıldırıyor tabii bu arada. Şöyle bakalım. Shiva kapının arkasına bakıyor. Bıraksam Mia ile direkt girecekler birbirlerine. O yüzden bırakmıyorum. Zeydo. Zeydo. Gel tamam gel. Gel. Zeydo. Zeyd. Zeyd. Tamam geliyorum deyip bak tavırlı bir şekilde geliyor bile. Bak oraya gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Gel buraya. Mia da müsaade etmiyor ki. Tamam. Seni daha çok seviyorum. Seni daha çok seviyorum. Zeyd gel. Gel, 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 gel. Zeyd geri gidiyor. Zeyd gel, buraya gel, buraya gel. Mia sana demedim. Yani şu anda halimi görseniz. Zeyd çok kızgın aslında. Zeyd buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Tamam. Şu güzelliğe bir bakın ya. Mia, her tarafımı yaladın ya. Bak kavga çıkacak ama. Çok ciddi kavga çıkacak. Lütfen. Lütfen. Mia. Bak Zeyd kızgın. Zeyd kızıyor. Tamam Zeyd. Tamam Zeyd. Zeyd kızıyor. Çok alınıyor Zeyd. Kızım yapma bunu. Yapma yavrum. Zeyd'in bakın. Zeyd yoksa benimle sürekli ilgilenir durur. Tamam oğlum. Tamam benim güzel oğlum.
Koca bir çelik yatağa üçümüz sığmadık. Yani ne diyeyim ya? Şu hayvanlarla ömür geçirmek kadar güzel bir şey daha var mı? Böyle küsküs bir hayvan. Küsküs bir canlı. O kadar canı sıkılıyor ki. Koltuk kenarı kemiriyor. Yapma oğlum. Zeyt yapma. Zeyt hayır yapma. Yapma. Oturun orada. Ben şuradan sizi çekeceğim. Hayır otur orada. Niye otur orada? Otur orada. Otur. Otur. Zeyt ne yapıyorsun? Yapma onu. Yapma oğlum. Oturuyoruz orada. Kaçıncı çek yatı oğlum bu? Zeyt yapma. Yapma oğlum. Ya şu hayvan. Benim güzel oğlum. Pazar günü Zeyd'i 100'e yakın arı soktu. Kulakları kocaman oldu. Gözleri iyice sallandı. Hatta bizim Hamido'yu da 50 tane falan arı soktu. O da çok kötü duruma düştü. Şunların güzelliğine bakın. Tabii bu arada arkadaşlar yavrular da büyüyor. Yavruların son durumunu birkaç gün sonra çekeceğim size. Zeyt çok sinirli ama. Zeyt'i çok iyi hissediyorum. Burnunun yapısından. Bak o oraya yattı, o da kalkıyor. Başka yere yatacak şimdi. Yanıma yerleşemedi. Mia bambaşka bir canlı ya. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Bana deseler bir tane köpek besle deseler Mia'yı beslerim herhalde ya. Yani hem görüntü, hem kalınlık, hem güç kuvvet. Belki uzun soluklu koşullarda çok başarılı olmayabilir ama beton gibi bir hayvan. Türkiye'de borbiyollar hep kötülendi ama inanın haklarını yemişiz. Çok akıllı hayvanlar. Yavru bir kez Rottweiler'da başıma gelmişti. Bir tane meydancı yavrusu almıştım. Küçüktü de 45 günlük falandı. Dişi Rottweiler'ım tuttuğu anda parçaladı hayvanı. Yani Rottweiler'lar bu konuda birazcık kıskançlar. Bakın şimdi kalkacağım. Ben kalktığım anda Mia da kalktı. Gördünüz. Ama kalkayım. Zeyt umurunda değildir. Mia'ya çok kızgın. Benle dolaşmasına hiç tahammül edemiyor. Bakın gene hırlayacaktır. Şu tarafa doğru geçeyim şimdi. Arkamdan gelmesine dayanamayacaktır. Mia da zaten gelmiyor. Gelemiyor. Mioş. Bak orada hareketlerine bakın. Geleceğim ama Zeyt var der gibi. Şimdi eğiliyorum bakın. Eğildiğimde ona gel anlamına gelen. Bakın Zeyt nasıl ona düşmanca davranıyor. Mioş. Mia bir insanca yaklaşayım diye uğraşıyor. Şimdi Mia. Zeyt müsaade etmeyecektir bana gelmesini. Mia gel. Mia gene de insanca davranıyor ama Zeyt tam bir hayvan. Zeyt hava gelmeyi bizde çok seviyor. Zeyd'in sevdiği bir şey daha var böyle. Küçük hard disk kutuları. Ama bunun için babasını satar.
Onun oyuncağıdır o. Nasıl kıskançtır? Şimdi ben hard disk kutusuna... Bakın bu arada Zeyd nasıl tehdit ediyor görün. Çok inatçı bir hayvan. Hard disk kutusunu alacağım. Mia'nın ismini söyleyeceğim. Nasıl sinir olacak ona? Onu bana değil de... Ver onu bakalım bana. Bu hard disk için babasını satar Zeyd. Yani zaten parçalamış. Mia. Yahu. Telefonumu da parçalıyor. Mia al kızım. Parçala lan onu. Tamam parçala. Hadi bakalım. Öyle şeyler teknosalarda falan da filan da satılıyor. Sen parçala onu. Ne güzel benim hard disklerim var onun içerisinde. Vardı. Senin yüzünden alabilir miyim onu? Alabilir miyim onu? Tamam ben alacağım. Ben kimseye vermeyeceğim. Ben alacağım onu. Ben alacağım onu. Şu an Mia'ya kızıyor. Zeydo. Bak benim elimi ısırırsın Arda. Mia'ya vereceğim ben onu. Mia. Yani. Tabii hayvanın salı uzun olunca boyu da çok uzun oluyor. Bu arada Zeyd'in boyunu hep küçük bulan arkadaşlar. Zeyd'in boyunu ölçelim. Zeydo, boyunu ölçeceğiz senin. Gel bakalım. Canlı canlı ölçelim. Şunu 85'e 90'a ayarlayalım. Bakın o hard disk şeyin... Mia gel kızım. Yavruların yanına gitme kızım. 90 santim ayarlı. 92'ye. Zeydo kalk bakalım hadi. Haydi bakalım. Haydi. Mia haydi bakalım lafı. Tamam. Onu kimse senden almayacak. Zeydo. Tamam Zeyd. Gel buraya şimdi. Zeyd buraya gel. Tamam. Mia sen oraya otur. Şunu şöyle birazcık da şey yapalım. Tamam Zeyd. Dur oğlum. Zeydo dur oğlum. Dur oğlum bir dakika. Şöyle bir dik durman lazım ama. Yavrum. Şu anda Şiva'yla besleşiyorlar. Dur. Hayır tamam. Gel buraya. Dur bir dakika. Yani tek başıma çektiğim için videoyu maalesef. Ağzını keser. Farz edelim ki Zeyd 75 santim ya. Al şimdi şöyle bak. Zeyd bak elimi kesecek. Elimi dilini kesecek. Benim elimi ve senin dilini kesecek. Tamam. Burada Zeyd'le ilgileneceksin her zaman. Başka kimseyle ilgilenmeyeceksin. Ondan bugün oluyor. Of. Şunun güzelliğine bir bakın. Yani Zeyd böyle bir hayvan ya. 60 kiloluk. Şu an 60 kilo Zeyd. 60 kiloluk. Kıskanç. Sırtına koydum. Ama Mia gibi kalın bir hayvan değil.
Kuyruğunda bir sürü çok sayıda arı sokması vardı. Yavrular zaten hep Zeyd'e benzemiş. Şiva'ya da benzememişler. Şiva zaten kıskançlıktan şu an çıldırıyor. Bir tane yavru ayırdım. Onu da sanırım yarından sonra falan gözü açılınca çekeceğim. Kaç yavru olduğunu söylemek istemiyorum. Yani videolarda. Bedavacı arkadaşlar çok. Şöyle söyleyeyim size. 3 yavru oldu. 3 yavru doğdu. Çünkü bedava bana hediye ettiğin arkadaşım çok bana. Instagram'dan bana yazan arkadaşlarım çok. Kimseye bedava yavru vermek istemiyorum arkadaşlar. Zeyd. Zeyd gel buraya. Zeyd gel buraya. Bak Mia geliyor yoksa bak. Mia geldi. Mia ağzının salyası sümüğü beni mahvediyor. Mia'nın kafasında da böyle küçük ufak tefek yaralar var. Yani geçmiş kapanmış yaralar. Yurt dışından getirilmiş canavar gibi, öküz gibi kalın bir köpek. İlk getirdiğimde zannediyorum herhalde 40 küsür kilolardaydı. Ama hayvanın kafes çatısı iyiydi. Şimdi yani böyle bir hayvan insana saldırırsa, yani Mia gibi bir hayvan insana saldırırsa gördüğünüz gibi birbirlerine zarar vermiyorlar ama gün sonra peşine düşecektir tabii ki. Zeyd efendi. Mia Zeyd erkek olmasaydı Mia kavgayı bırakmazdı gördüğünüz gibi. Kızım sen bulaşma Zeyd'e. Mia benden güç alıyor. Zeyd de Zeyd de hala kabullenmiyor aslında. Bir taraftan hala kızına gelirse ihtiyacım olacaktır Mia'ya diye. Mia'ya iyi davranıyor ama aslında hiç sevmiyor. Blukut'tayı Blukut'ta yapan arkadaşlar. İnatçılıkları, hırsları. Tamam oğlum. Tamam. Seni ben çok daha çok seviyorum. Tamam. Şu an o küçük hırlaşmadan birbirlerine zarar vermediler ama Zeyd çok sinirli. Beni kıskanıyor tabii ki. Babayı çok seviyor. Öpeyim. Öpeceğim babacığım. Babacığım öpeceğim. Tamam Zeyd bırak oğlum. O kız lan. O kız. Tabii. Tamam. Hayır. Bak beni ısırdın. Kolumu ısırdın ya. Ah biraz acıttın da. Tamam. Öpeceğim babacığım. Bak Mia'yı da çok seviyorum, seni de çok seviyorum. Mia hayatıma yeni girmiş olmasına rağmen Mia'yı hakikaten çok seviyorum. Çünkü Mia inanılmaz sadık, inanılmaz yakın bir hayvan. Tamam. Zeyd'in dişleri çok sivri arkadaşlar. Şöyle bakın. O yüzden çok hızlı yara açabiliyor. Benim oğlum bu. Benim oğlum. Benim öpeyim, öpeceğim. Öpeyim. Oh. Zeyd'in vücudunda 100'den fazla arı sokmuştu.
Pazar gün böyle titremekli bir şekilde duruyordu. Dedim ki herhalde ölecek. Yapacak bir şeyim de yoktu. Gördüğünüz gibi Mia Zeyd'den korktuğu için, çünkü dişi bir köpek ve gücünün yetmeyeceğini de biliyor. Yavruların olduğu taraftan geliyor. Yavrulara bir taraftan zarar versin de istemiyorum. Mia. Tamam, hayır. Mia gel. Gel buraya oturalım şimdi, gelin. Zeydo, o senin arkadaşın. Mia, Zeydo buraya gel. Zeydo, tamam gel hadi. Mia, yavrulara dokunmadan geliyorsun Mia. Tamam. Bak şimdi Zeyd buraya oturdu. Mia'yı kontrol ediyor. Şu an daha sinirli bir şekilde dalacaktır Mia'ya. Çünkü benim yanımı kaptı artık. Kolumu da ısırdı bu arada. Çalabi çok ciddi bir ısırık yapmadı. Mia korkusuna gelmiyor. Çünkü olay çıkacağını biliyor. Bakın şöyle bakın. Şimdi saklayacak. Buraya gelme diyecektir. Tamam Mia gelme. Lütfen gelme kızım. Tamam. Şiva hayır. Şu anda Zeyd'in sırtını böyle kurcalıyorum. Bir sürü yerinde küçük çürümeler var. Bak mesela şurada bir çürüme var. Bu arı sokmasından kaynaklanan çürümeler. Benim oğlum. Zeydo, öpeyim mi seni? Öpeyim. Hadi gel bir. Gel babasının gülü. Öpeyim. Gel. Hadi bir öpeyim. Oh bak. Seni çok sevenler var. O yüzden seni seyretmek istiyorlar babacığım. Benim güzel oğlum bu ya. Pakistan'ın gülüydü bu. Pakistan'da böyle aç susuz dolaşıyordu. Şu an hala sinirli aslında. Zeydoş. Şiva çok sinirli. Mia'yı hiç sevmiyor. Mia zaten Zeyd'den dolayı. Aman benim oğluşuma. Tamam dışarıya çıkalım mı? Dışarıya. Hadi dışarıya çıkalım. Haydi bakalım. Dışarıya çıkalım hadi bakalım. Şimdi kameramızın ayarlarını da yapmadık ama aslında okula götürüp gezdirebilirdim. Burada tamam. Burada Zeyd sakin. Bu arada kolumdaki ısırık belli oluyor. Zeyd'in dişinin çarptığı yer. Mia'nın boyutları arkadaşlar gerçekten bayağı irice. Oraya işaretliyor, o da oraya işaretliyor. Bakın şimdi ne kadar böyle lafı söz dinleyen köpekler olduğunu birazdan ispat edeceğim size. Zeyd'in belli işaretleme noktaları var. Oraları her gün işaretler. Bir köpek olmasına rağmen kalın da bir köpek. Şimdi ben dükkana doğru gidiyorum. Mia arkamdan gelecektir. Şöyle oturalım. Şuradan çekelim.
Bakın şimdi. Mia buradan kuyruk sallıyor bana. Göz temasını asla getirmiyor. Ama tabii hayvan dışarı çıkmadığı için de özgürlüğün tadını da bir taraftan çıkartmak da istiyor. Ama her zaman en yakın köpektir bana. Yani köpektir demek bile istemiyorum. Hep en yakınımda bir can dostudur. Zeyd! Zeydo! Yusuf abi! Yusuf abi balkonda. Nerede bu Zeyd? Zeyd! Zeyd'e bakalım. Şimdi onlara hep içeriye diyeceğim. Herkes yerine geçecek. Ya Zeyd, ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun bak? Zehirli bir şey koyarlar. Onu yersin. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Tamam bitti artık, o bitti. Bitti artık, yürü. Yürü. Tamam. Hadi. 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 Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz Zeyd. Hadi. Herkes tuvaletini yaptıysa gidiyoruz Zeyd. Zeyd. Bitti o. Maalesef çörçöp yemek konusunda üstlerine yok. Hadi bakalım. Hadi. Zeyd. Tamam. Tamam bak şimdi. Mia yanaştı diye kavga çıkartma. Kim o? Kim o? Haydi bakalım gel. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Zeyd onu bırakıyorsun. Haydi bakalım. Hadi içeriye. İçeriye. Zeyd içeriye. 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 Tamam içeriye. İçeriye. Tuvaletinizi yaptınız. İçeriye. Tam orayı yaptın zaten yaptın. Sen yaptın orayı. İçeriye. Tamam içeriye. Ya kızım şu Zeyd'in malzemesini alma. Şimdi iyice Zeyd'in tepkisini çektin işte. O gidip o malzemeyi alacaktır. Aklı şimdi o malzemede. Yani hard disk kutusunda. Gördüğünüz gibi aldı. Tamam almıyor musun? Tamam bunu ben alıyorum o zaman. Yemez. Kimseye de yedirmez. Tamam. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Haydi bakalım içeriye. İçeriye Zeyd. Herkes içeriye. Herkes içeriye. Herkes içeriye. Tamam. Hadi gel. Oturalım artık. Oturalım. Buraya oturalım. Arkadaşlar hadi bakalım buraya oturuyoruz. Hadi buraya oturuyoruz. 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 Oturuyoruz buraya. Mia sen de buraya. Mia sen de buraya. Mia buraya. Buraya. Zeyd müsaade et kıza. Zeyd Mia otur. Buraya. Tamam. 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 Bakın Zeyd. Lütfen Zeyd. Lütfen oğlum ya. Ben sizi çok seviyorum. Özellikle Zeyd'i. Öpücük vereceğim. Öpücük. Öpeceğim. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Öpeceğim. Miyoş otur. Miyoş otur. Otur oraya. Otur. Miyoş'u da öpeceğim. Öpeceğim.
Tamam. Zeyd'i öpeceğim. Öpeceğim. Oh. Oğlu şu an. Arkadaşlar ne diyeyim? Benim video tarzım da bu şekilde. Zeyd ve Mia'yı merak edenler. Zeyd böyle bir şey. Mia böyle bir şey. Ama inanın Mia çok sevimli bir hayvan. Yani ne diyeyim? Çok güzel bir hayvan ama işte Shiba ile araları kötü. Bugünlük bu kadar. Shiba çünkü çok kızıyor Mia'nın dışarıda olmasına. Mia ile ilgilenmeme. Mia'yı yerine kapatıp Shiba ile ilgilenmem lazım. Şimdilik bu kadar. Bu canavarlarla akşama kadar vakit geçirmek kadar zor bir şey yok. Oğlum benim. Isırır babayı. Babayı kemirir. Tamam, o bize bakmıyor. Bize bakmıyor bak. Bize bakıyor mu? Bize bakmıyor. Öpeceğim. Öpeyim. Zeydoş, öpeyim bir. Öpeyim bir. Onunla ilgileniyorum diye bana küsüyorsun. Öpeyim seni. Öpeyim bir hadi. Öpeyim. Oh. Oh. Dilinin tadına bakıyorum Zeydoş'un. Aman benim oğluşuma. Aman benim oğluşuma. Aman benim oğluşuma. Ulan ağzım kafamı ağzına soktun lan. Babasının gülü bu. Babasının gülü. Mia. Nefes alışverişi bile değişiyor Mia dediğimde. Ben de seni seviyorum. Oğlum yapma ya. Ama sen böyle kibar kibar ısırmıyorsun. Sert ısırıyorsun sen. Sert ısırdığın için ne acıtıyorsun canım? Sevgili arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. Zeydoş'um burada. Oh. Hala kızgın. Ya işte böyle çok fazla köpek beslemenin kötü yönü de bu. Nasıl yani? Yani birini fazla sevdiğiniz anda diğeri anında tepkisini koyuyor. Mia ile Shiba çok iyi dostlardı. Ama Mia yeni geldi diye tamam acımasın. Acımaz. Mia yeni geldi diye biraz ilgileneyim dedim ama ters tepki oldu. Öpeyim bir. Zeyd hocam. Burnundan öpeyim bir. Isıracağım. Oğlum. Oh. Ama ben senin canını yakmıyorum ki. Ben senin canını yakmıyorum ki oğlum. Hayır. Hayır. Yapma oğlum, yapma. Sen erkeksin. Ona dokunulmaz. Erkek adam kadına el kaldırmaz. Kadına kötü davranmaz. 3 gün sonra, 5 gün sonra arkasından koşarsın. Zavallı kızcağız da zaten kafasını dahi çevirmiyor. Miyoş. Benim kulaklar şişti 3 gün önce. Neyse arkadaşlar, hep kapatayım diyorum, kapatamıyorum. Şimdilik böyle. Zeydi özleyenler için. Sümüklü burunlu oğlum benim. Benim oğlumun burnu sümüklüdür. Babanın burnu... Babanın burnunu ısırır. Bak yüzüne bak nasıl tehdit ediyor kızı.
Baktı anam. Öpeyim bir. Bir daha öpeyim. Öpeyim oğlum bir. Zeydoş. Öpeyim bir. Öpeceğim. 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 Kızı tehdit eder hep. Niye hoş? Hadi hoşça kal de. Hoşça kal de babam. Ya şu dilini bir dış... İçine al lan bir. Dil dışında olmaz böyle. Bu dil dışına al. Bu dili dışına al. Bu dili. İçeriye al pardon. Bu şu ağızda bir topla. Sevgili arkadaşlar hoşça kalın. Yoksa bu video kapanmayacak.